Trabzonspor olur. Bazen Beşiktaş olur, bazen Galatasaray olur, bazen Fenerbahçe olur. Hala sonunu bilmiyoruz. Hayır, biz zaten... zaten sonunu düşünen kahraman olamadığına göre bakalım bugün hangi kırmızıyla, hangi transfer gelişmesiyle bitireceğiz. Ama şu transferlere baktığımız zaman zaten kadro ne olur diye konuşmayalım. Transferi biz kurgulamıyoruz yani. Bugün Fenerbahçe yapsın deyip düğmeye basıp Fenerbahçe... Hayır, bir de program bak, Fener'le başladık. Beşiktaş geldik. Galatasaray'a gittik. Galatasaray, şimdi tekrar Fener'e geldik. Arada Trabzonspor'un imzalarını söyledik. Söyledik mi? Söyledik. Böyle devam ediyoruz yani. Biraz bizi gündem... Trabzonspor yeni imza yattırmadı ki. Hani Tronsen geldi, verdik zaten. Yani Trabzonspor transferlerini yorumlamıyoruz diye. Yok, bir şey bugün diyor. Resmi imzaları attılar ya. Tabii tabii. Onları da konuştuk. Fakat en akıllısı Tronsen çıktı aralarında. Nasıl? Ahmet Başkan demiş ki, forma aldım demiş. Hemen 561'den 61 yapıştırmış. Ötekiler 300 demiş, 500 demiş, 400, bu 561 diye. Hemen fethetmiştir orada. Şehirde gönülleri fethetmiştir. Anında. Ama benim performansını Trabzonspor'da en çok merak ettiğim isim Tronsen. Ne verecek? Çok umutluyum, onu söyleyeyim. Yani bunu pozitif anlamda söylüyorum. Çok umutluyum. Sörlot konusunda sıkıntısı yok değil mi Trabzon? Sörlot konusunda bir sıkıntı yok şu anda. Kaldı yani Trabzon'da değil mi? Zaten öyle kiralanmıştı. Evet. Bu sene sonunda yani 2020-21 sezonunun içinde satın alma hakkını kullanacak veyahut da kullanmayacak. Ama arada bir çıkış maddesi olduğu söyleniyor. Ona çok vakıf değilim. Onu öğrenmemiz yani çünkü lazım. Yok. Edin Ipton bir şey söyledi. Yani Sörlot'un çıkış maddesini kullanmak isteyen kulüp bize gelip bunu söylerse bu reddedebileceğimiz bir teklif olmaz diye bir açıklama yaptı Trabzonspor'un yeni teknik direktörü. Esasında milli damat. Konyalı biliyorsun o da yani. Şef Danilo gibi o da. Öyle yani. Eşi Konyalı çünkü Edin Ipton'un da. Hani o da içimizden biri denir ya, hakikaten öyle bir birisi, o şekilde varsaymak lazım. Onun öyle bir açıklaması vardı. Onun detayını öğrenmek gerekiyor. Ben detayına hakim değilim. Bakalım nasıl olacak. Evet. Tronsen'de Sörlot diyor. Çok iyi oyuncu, bunu alın, çok büyük şeyler verecek diye. Tronsen ne de konuşuyor. Abi, Sörlot çok doğru bir futbol iklimine geliyorsun diyor. Sörlot demiyordur. Bunu Trabzon bulmuştur. Sörlot'a demişler ki diyor ki istiyoruz biz bir oyuncuyu, sen bir Trabzon'u anlat diyor. Futbolcunun önerisiyle transfer yapılmaz. Veyahut da abi, şöyle, Sörlot bir izleyin demiştir. Trabzonspor oyuncu izleme ekibi gidip izleyip ona göre raporlamıştır. Tabii, ya, o da öyle olmuştur. Ama oyuncu alın diyecek. Ben bir tek Elia'yı biliyorum. Şey söylüyor. Neydi santrafor siyahı? Kayseri'ye gitti sonra. Ha, Adebayor. Adebayor. Elia'yı söylüyor. Elia'yı söylüyor. Yani en son duyduğum o ama yani eğer futbolcu isteğiyle transfer yapıyorsan kulüp değilsin zaten. Yani o futbolcunun hükmüne girersin yani. Emre Bol söylemekten kaçındı ama Vedat Muriç, şimdi haber şu, 16 artı 2 milyon euro artı bir futbolcu konusunda Emre'nin ağzından o lafı aldım. Emre oyuncuyu şimdi çok dillendirmemek lazım dedi ama biz de başta Bastos'u konuştuk. 16 artı 2 artı Bastos gibi duruyor bu. İşte Malanksar olmayacaksa Emre Bol'un söylediği işte Las Palmas'ı, Lemos'la Bastos veyahut da Fenerbahçe sadece Lazio'dan para alacak ve belki de Malanksar ihtimalini daha fazla zorlayacak. Tabii bu arada Vedat Muriç satışıyla birlikte hem limiti arttırıyorsunuz hem de %30 olarak limit arttırıyorsunuz. Evet. Ama arttırıyorsunuz. İşte hem de bir de işin tabii bu harcama limitlerinden dolayı çok fazla olaya konsantre olduk. Kaçırdığımız bir taraf var. Bir taraftan da UEFA'nın finansal fair play var. İkisi ayrı. Birini federasyon uyguluyor, birini UEFA uyguluyor. Finansal fair play'de ise o al-sat dengesinde Vedat Muriç büyük kolaylık getiriyor tabii Fenerbahçe'nin o al-sat dengesine. Tabii yani sattığın kadar alabilirsin de 16'ya yok, o artı 2 zaman içinde gerçekleşecek. 16 üzerinden. Doğru rakam demek. 16 yani. Rakamı nasıl buldun Gülcan abi? Yani bu şartlarda iyi rakam gibi geliyor bana. Evet. Ya ben daha yüksek beklerdim yani. Çünkü bu tip Ilgaz daha hakim piyasaya ama bu tip santrafor yok yani. Abi şöyle yani. Yani uzun boylu, sol ayaklı, adam eksilten, şutu var, kafa şutu var. Bir de adam yani. Tabii orada şimdi İgnitare'nin olması, İgnitare'yi de biliyorsun yani, o da daha önce Lazio'da oynamış bir adamdı. Oralara yapıyorlar. Kimdi?
Hizaj mıydı Lazio'nun sağbeki? Arnavut sağbek oydu galiba. Dur tamam, ben kimim oynamayacağım şimdi. O bölgeden oyunculardan verim alıyorlar, o şekilde ifade edelim. Kosova'dan tutun Arnavutluğa kadar. O bölgeden çok doğru geri dönüşleri de alabilen bir takım. Ha, pandemi olmasaydı, daha farklı bir süreç olsaydı ne olurdu? Onu bilemiyoruz tabii. Tabii bu arada Cengiz de Napoli'ye gitti. Cengiz Ünder. Bitti mi abi? Arkadiyüş Milik'le takası konuşuluyordu. Ama Milik de gönlümdeki aslan Juventus dedi. Valla ben duydum, toplam 33. 20 artı futbolcu ya da öyle yani 33 milyon euro gibi bir rakama transfer oldu diye okudum Napoli'ye. O bir şey de, hani Arkadiyüş Milik'le birlikte bitirmemişler, başka bir takas. Bir de şeyi atladık, İlyas abiyi kaybettik bugün. İlyas Namoğlu'nu. Evet. Müthiş, Doğayan, hakikaten Doğayan foto muhabiriydi. Allah rahmet eylesin. Mekan cenneti. Nurlar içinde yersin. Saygıyla anıyoruz. Yarın cenazesi. Saat 1'de dernekte olacağız. Onu anlayacağız. Ama büyükler de birer birer ayrılıyor aramızda. Evet. İlyas Namoğlu. Biz de yani spor ailesi olarak hakikaten tam spor basının emekçilerinden diyor. Ya kar, yağmur, çamur. Sadece futbol değil. Yani teniste gider çekerdi, basketbolda çekerdi, kurallara da hakimdi, çek desen çeker, yaz desen yazar. Böyle bir gazeteci abimizdi. Ben Spor Yazarları Derneği'nde yönetici olduğum sırada da o İstanbul Şube Başkanı'ydı. Çok kavga ettik. Öyle mi? Hiç anlaşamazdık. Tırnak için ben ona huysuz derdim, İlyas abime. Işığı bol olsun. Nurlar içinde yazsın. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz, sabırlar diliyoruz sevenlerine. Ve tabii spor basınında çok örnek karakterler var. Çok fazla televizyon izleyicisinin tanımadığı gizli kahramanlar var ki hepimizin mesleğimizin belirli bölümlerinde esinlendiğimiz, bize yol gösteren, onlar gibi olmaya çalışmadığımız ama kendi yolumuzu aydınlatan duruşlarıyla, fikirleriyle, yaptıkları işlerle insanlar var. Yusuf abinin de kardeştir, Yusuf Namoğlu. Yusuf Namoğlu, Sayın Yusuf Namoğlu. Eski MHK Başkanı. Birkaç ay önce de büyük abilerini kaybetmişlerdi. Şimdi İlyas abi. Evet, nurlar içinde yatsın. Rahmetle anıyoruz bir kez daha. Yarın TSD'den mi? 13'te Spor Yazarlığı Derneği'nde tören var. Daha sonra Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak namazdan sonra toprağa verilecek. Peki, Sinan Gümüş transferini de sorayım Ilgaz Çınar. Nasıl değerlendirdin Sinan'ı? Şimdi bir İtalya macerası, orada çok fazla forma şansı bulamadı. Başarısızdı. İtalya'da başarısızdı. Ardından Antalya Spor geldi. Orada Tamer Tuna'nın oyunu, tabii ki Antalya Spor'un da transferlerle beraber değişen çehresi Sinan Gümüş'ü başarılı kıldı. Yani ilk devresi başarısız, ikinci devresi başarılı geçen bir sezondu. Ama ben doğrudan yedek kulübesi hamlesi olarak görüyorum Sinan Gümüş'ü. Kadro derinliği adına tabii, diyorsun. Tabii. Bir taraftan oyuncular alınıyor ama diğer taraftan kadro nasıl açılacak? Bu oyuncuların işte, yani Ekici ile Ciğerci gitti. Tolga Ciğerci ile uzatmayacaklar herhalde sos hamlesinden de sonra, değil mi Gürcan abi? Olabilir. Tekrar, uzatabilirlerdi. Yani uzatabilirler mi diyorsun? Ama yani şimdi gitmiş olarak farz ediyoruz bunu. Mehmet Ekici gitti, Tolga Ciğerci gitti. Mia Zays var, Alper Potuk var elinizde. Hani Sosa'nın gelişiyle beraber esasında... Tolga Arslan. Evet, Sosa'nın gelişiyle beraber 4 ana oyuncunuz var orada. Hiç gözünüz kırpmadan ilk 11 yazabileceğiniz. Yani 4'ten 3'ünü. Luis Gustavo.